Nasılsınız Hasan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için öncelikle. Şimdi Çorum deyince tabi akla gelen ilk şey leblebidir. Osmancık deyince pirinçtir yine. Siz de bu sektörün farklı bir alanında artık hizmet veriyorsunuz. Öncelikle hizmetinizden dolayı sizi tebrik edelim. Sağ olun. Maşallahınız daim olsun diyelim. Kısaca sizi bir tanıtalım. Ben 1980 Osmancık doğumluyum. İlkokul, lise, ortaokulu Osmancık'ta okudum. Güzel. Sonra üniversiteyi kazandım. Resmi eğitim öğretmenliği bölümünü kazandıktan sonra. Nerede okudunuz? Malatya İnönü Üniversitesi resmi eğitim öğretmeni bölümünü okudum. Aha. Birincilikle kazandım güzel, orayı. Okul bittikten sonra 5 sene aşağı yukarı 5 sene eğitim sektöründe, milli eğitimde vekil öğretmeni olarak çalıştıktan sonra bölgemizde eğitim sektörüne yapılan çalışmaların az olması, taleplerin karşılanmaması anladığım kadarıyla biraz reklam sektöründe biraz okul eğitim araç girişlerinin ve buna benzer işlerin olmaması nedeniyle bu işe girdim. Güzel. Üniversite hayatında ama bölümünüz neydi? Bu işi mi içeriyordu? Üniversitede resim eğitimi, iş eğitimi öğretmeni olarak biz kazandık, birinci olarak girdik ama orada bazı bölümlerde ana sanat, yan sanat diye bölümler vardı. Oranın grafik tasarım bölümü kısmından mezun oldum. Zaten o tecrübe biraz da oradan geliyor. Artık bölgede de geldiğiniz, yaptığınız araştırmada baktığınız sadece tabela hizmetleri var. Evet, aynen öyle. Dediniz biz bu işi teknolojik olarak biraz daha modernleştirelim. Bölge insana güzel bir hizmet sunalım. Bu bölgede eğitime karşı materyal üretimi yoktu. Ha, o yoktu. Eksikliği gördünüz. O yoktu. Talepler çoktu. Yani nasıl yapılabilir öğrencilere eğitimini kolaylaştıracak görseller nasıl yapılabilirdi? Hem eğitimi almam sebebiyle daha güzel şeyler üretmeye başladı. Güzel, güzel. Genelde bu sektörde %70'in üzerinde eğitim camiasına hizmet veriyoruz. Ağırlığımız o. Çocukların eğitimine katkı sağlayacak materyaller üretiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Ama tabii sadece orada değil, bölge insanının esnafa yönelik de çalışmalarımız var. Şöyle başlıkları alalım. Neler yapıyoruz şöyle iş yerimizde? Görsel materyaller yapıyoruz. Tabela olsun, ışıklı totem olsun, kartvizit, davetiye, broşür, katalog, logo, kurumsal kimlik, kıyafet tasarımı, tişört tasarım, çok güzel, çok baskıları, çok promosyon ürünleri, buna burada benzer ürünleri yapıyoruz. Peki teknoloji demişken siz kendinizi sürekli güncel tutmak adına ne yapıyorsunuz? Fuarlara mı katılıyorsunuz? Türkiye'de reklam sektöründe 3-4 tane fuarlar yapılıyor. Bu fuarların yani çoğunlukla katılıyoruz. Evet. Yeni gelişimlerde ne varsa ve bölgemizde buna ihtiyaç duyulan makineleri bünyemize barındırmaya çalışıyoruz. Neler var? Şöyle makineleri sıralayacak olsak şimdi ekranlar başındaki izleyeceğimiz izleyecekler birazdan görüntülerinizi. İç dış baskı makinemiz var. Bunda bu makineyi almamızda sağlık yönünden önemli olsun diye zararsız boya. Ha bir kere o yok. O zararsız boyalar kullanılıyor. Boyalar kullanılıyor. Orijinal boyalar kimyasal kullanıyor. Kimyasal değil mi? Ondan solvent içermeyen boyalar kullanıldığı için eğitim sektörüne de genelde hizmet ettiğimiz için buna dikkat küçük ederek. Küçük bir ayrıntı ama aslında önemli bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Çocuklar kullanıyor veya kurumdaki çalışan yetkili kişiler kullanıyor o malzemeyi. Güzel o makinemiz var. Tişört baskı makinelerimiz var. Güzel. CNC tabela yapımında kullandığımız bazı objelerin dış hatlarının kesim anlamında değil mi? O önemli yani. Ama onun hazırlanış aşaması bilgisayarda yapılıyor. Bilgisayarda yapılıyor. Ara bir programla CNC'ye yönlendiriliyor. CNC router'a gönderiliyor. Orada çiziliyor. Çizildikten sonra montaj yapım aşamasından sonra artık hazır her şey diyorsunuz. Evet. Peki ben bir müşteri olarak size geldim. Şöyle işinizle ilgili bir talepte bulundum. Bir iş yerimizde bir eksik var veya bir eğitim kurumunda veya resmi bir kurumda. Ne yapıyorsunuz? Önce gidip bir yeri mi inceliyorsunuz? Öncelikle müşterinin bizden ne istediğini
Bir dinliyorsunuz. Ne istediğini ve biz ona ne yapabiliriz onun üzerinde bir düşünüyoruz. Güzel. Yapabileceğimizse gidiyoruz onun yerine. Hı-hı. Ne yapmak istiyorsa orada görüyoruz. Ölçülerimizi alıyoruz. Ölçüleri aldıktan sonra gelip burada bilgisayarda onun isteği doğrultusunda o tasarımı ve bizim çıkarıyoruz. Bir takım katkılarımızla, hı-hı, güzel şeyler yapmaya, evet, çalışıyoruz. Evet. Ben de tabii buradan duyurmuş olayım. Değerli izleyicilerimiz, Osmancık'ta beyefendinin yeri ama yakın il ve ilçe bazında lokasyonlara hizmet verebiliyor kendisi. Aklınıza gelecek şu anda sohbette bahsettiğimiz bütün başlıklara cevap verebiliyorlar. İlerleyen zamanda inşallah hedefler de büyük. Bunu da duyurmuş olalım. Sizinle tanışsınlar diyelim. Peki size başarılar diliyorum. Çok İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi Çorum ilimizin Osmancık ilçesinden sektörün lider firması Uzman Reklam'dan firma sahibimiz beyefendi Hasan Hüseyin Maraz'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.